Arkadaşlar bu videomuzda sizlere kampana balata sistemi ile disk fren sistemi arasındaki farklar, avantajlar ve dezavantajlar hakkında genel bir bilgilendirme yapacağız. Çok sorulan sorular arasında olduğu için bunu açıklama gereğinde bulunuyorum. Kampana balata ilk üretilen fren sistemidir. 1900'lü yılların başlarına kadar dayanır. Akabinde 1940'larda 50'li yıllarda disk fren balatası üretiliyor. Bu işin tarihçesi, esprisi olsun diye anlatıyorum. Şu an günümüzde belli grup araçlarda maliyet düşürmek adına sadece arka fren sisteminde kampana kullanılmakta. Fakat üst segmentlerde hem arka hem önde disk fren sistemi kullanılmaktadır. Kampana balatanın birkaç dezavantajı var. Birincisi kampana balata kapalı döngüdür. Frene bastığınızda hidrolik prensibini sıkıştırmayla beraber aracı durdurur. Fakat hava alamadığı için aşırı ısınmaya sebebiyet verir. Hidrolik de bir sıvı olduğu için belli bir sıcaklıktan sonra buharlaşmaya, yani gazın sıkıştırılmasına sebebiyet verir. Duymuşsunuzdur, kamyonlarda ya da büyük araçlarda fren patladı diye boşal derler. Bu aşırı ısınmadan dolayı buharlaşıyor ve fren sistemi tutmaz hale geliyor. Ya da fren sistemi soğuduğunda kendine geldi, çok ısınmıştı ama şu an soğuyunca kendine geldi hikayesi hidroliğin aşırı ısınmasının sebebidir. O yüzden zaten fren hidrolikle değiştirilmesi gerekmektedir. Ya da hidrolikteki nem oranını o yüzden ölçeriz. Artık bozulma başlamış mı? Bu yüzden mi değişmeli deriz. Bir diğer dezavantajı ise kampana balata eğer bir su birikintisinden geçerse içine su alabilmekte ve içinde çalışan mekanizma paslandığı için ya da pas oluşturabildiği için zamanla kullanılamaz duruma gelir. Disk fren balatalarında durum böyle değildir. Suya girse dahi paslanma yapar, fakat disk yüzeyi bir balata ile beraber sürtünme yaptığı için yüzeydeki pası temizleyebilir ve disk kullanılabilir hale gelir. Ama disk balata şöyle bir durum var. Eğer suya çok fazla girerse aşırı sıcakken, o sıkıştırmayla aşırı ısınma ve aşırı soğumadan dolayı disk yüzeyi bozulur. Bu da müşterinin şu şikayetiyle bize geri geliyor. Frene bastığımda araç tutma bırakma yapıyor ya da sallantı yapıyor gibi, ya da fren pedalına vurma gibi bir şikayetim var derse, o zaman disk aşırı sıcakken bir su birikintisine girmiş anlamına gelir. Frenin genel çalışma prensibi de şöyle. Biz fren pedalına bastığımızda motordan gelen bir emiş gücüyle beraber sıvı ya da hidrolik buradan sıkıştırılır ve frenler sıkıştırılarak diskleri durdurulması sebebiyet verir ve diskler de tekerleklere, yani lastiklere bağlı olduğu için aracın durması sağlanır. Birçok araçta şu anda ön lastikler disk, arka fren lastikleri disktir ama belli grup araçlarda ön frenleri disk, arkalar kampanadır. Bu arkalar kampan olan da frene bastığınızda frenin ön taraftan daha fazla tuttuğu için fren mesafesinin %70 kadarını önler karşılar, %30'unu arkası karşılar. Yani arka fren balataları, yani kampanalar karşılar. Arka fren ayarları bozuksa, siz frene bastığınız zaman öne doğru yığılma yapıyorsa, o zaman arka fren ayarı, yani kampana fren ayarı yapılması gerekmektedir diye ustanız size o yüzden bilgi verir. Yol testine çıkar. Arkalar ayarlanmalıdır bilgisi bu yüzden gelir. Fren sistemi hakkında genel olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla video çekiyoruz. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com